Sorumuzu. bayram namazıyla alakalı sormuşlar. bayram namazı meselesiyle alakalı kitaplarda bayram namazının kılınamaması durumunda İmam-ı Azam Efendimiz bayram namazı kılınamıyorsa bayram namazının efendim tek başına cemaat yani camide kılınamaması durumunda evde vesaire kılınması böyle bir fetvası yok İmam-ı Şafi Rahmetullahi Aleyh ve İmam Ahmet bin Hanbel bu, bu ulemaların e, şeylerin iştihatlarına baktığımız zaman ee, bayram namazının kılınmaması Hanefi mezhebinde de İmam Muhammed rahmetullahi İmam Muhammed e, yine e, eğer bayram namazı kılınamıyorsa efendim sabah namazı kılındıktan sonra e, sanki bayram namazını kılacakmışız gibi yani pazar sabahı bunu yapalım inşallah bayram namazı kılınacakmış gibi sabah namazını kıldıktan sonra zikirle, tesbihle, tahmidle, Kur'an-ı Kerimle efendim e, meşgul olur veya mesela evde e, ilim ehli birileri varsa ...medreselerde okumuş vesaire... E ...bunlar o çocuklar orada vaaz etsinler... ...güzel de olur... He, ...Ömer bayram sabahı sen vaaz et inşallah... ...dinleyelim... Efendim ...vaaz edilir... ...o şekilde kendi aralarında iki rekat, dört rekat... ...namaz kılabilirler... ...yani aynen işrak namazı... ...yani kuşluk namazı misali... ...iki rekat, dört rekat... ...yani bayram namazı gibi değil... ...çünkü bayram namazının kılınması için... ...o şartların oluşması gerekiyor... ...camide bayram namazları kılınır... ...ancak... Biz bayram namazını kılamıyorsak bu şekilde iki rekat veya dört rekat yani hani kuşluk namazı kılıyoruz ya efendim orada bayram namazı niyetiyle o şekilde bir namaz kılınması güzel olacaktır ve bunu yapalım inşallah. Hatta bugün bu meseleyle alakalı da efendim Fatih'teki hoca arkadaşlarımıza Allah razı olsun irtibat halinde olduk. Yani bunun meselesi nedir diye kitaplarda karıştırdığımızda böyle şeyler görebiliyoruz. İnşallah ömrümüzde böyle bir bayramı kılamadığımız e, efendim ilk olacak gibi görülüyor. E, i̇nşallah son olur daha efendim bayram namazı kılamadığımız kılınamadığı bir e, durumla Rabbim karşılaştırmasın. Tabi e, daha da beterleri var mıdır depremler, daha da beterleri yangınlar, daha da beterleri efendim seller, daha da beterleri kasırgalar dolu. Rabbimizin afatları, Rabbim cümle afatlardan muhafaza eylesin. Yerlerden, göklerden, gelecek afatlardan, yerlerden, sellerden, belalardan, musibetlerden Rabbim muhafaza eylesin. Sevgili Allah'ım, e, ihya ettiğimiz Ramazan-ı Şerif, Ya Rabbi tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız teravihlerimizi, cümle saygı gayretlerimizi kabul eyle bedenlerimize sıhhat, yuvalarımıza huzur, işlerimize bereket. Ya Rabbi alemimiz hüsnü hatimeler nasip eyle. Güzel dinimizi bozmaya çalışanlara ne olur fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbi alem, din düşmanlarından, vatan hainlerinden, ya Rabbi insanlık düşmanlarından bizleri kurtar ya Rabbi. Ömür sermayemizi rızana uygun kullanmaya muvaffak eyle. Efendimiz Allah minni eselike ma minhu abdüke ve resulike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Estaizuke min minhu abdüke ve resulike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi habibin ne istediyse biz aynı şeyleri istiyoruz. Nasip eyle. Sana neylerden sığındıysa biz aynı şeylerle sana sığındıysa bizleri muhafaza ile Bizlere emanet edilen hatimler var. Zikirler, tesbihler tam cümlesini makbul eyle. Hangi niyetle okunduysa ihsal ile geçmişlerimize. En başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ihsal ile